Ve gelelim benim aman dikkat dediğim noktalara. O kadar yanlış bir bilgi akışı ve görüntüler var ki sosyal medyada, lütfen itibar etmeyiniz. Teyit edemediğiniz bilgiyi kesinlikle paylaşmayın. Evet, bir koordinasyonsuzluk sorunumuz var. O nedenle şu veya bu konuda yangın var bilgisi teyitsiz paylaşılmamalı. Zira gerçekten ihtiyacı olan bölgeye yardımı engellemiş olursunuz. Hem bu büyük felakette geçen hafta gördük, Manavgat'ta linç edilip arabası yakılan gençlerin yangına yardım için bölgeye gittikleri ortaya çıktı. Hem de yine geçtiğimiz yıllardaki bir yangında yaşandı benzeri. Yangını kontrollü hale getirmek için yangının ilerlediği yönde set kuran bizzat itfaiye görevlisi linç ediliyordu neredeyse. Ayrıca bölgenin yerlisi olmayan gönüllüler yardım etmeye çalışırken zarar verebilir. Bakın, burada patlayıcı var diye bulup sosyal medyada yaydıkları bazı görüntülerdeki maddelerin de bazı kişilerin domuzların sürekli avında kullanılan, köylüler tarafından yerleştirilen, patlayınca ses çıkarıp domuzları ürküten materyaller olduğu açıklandı. Mesela şimdi bir haberimiz var, ardından birkaç uyarım daha olacak izninizle. Efendim, yangından, alevlerden kaçarken bir canı da beraberinde kurtarmak. İşte tüm yangın bölgelerinden hayvanlarını kaçırmaya çalışan insan manzaraları geliyor ekranlarınıza. Nasıl getirebildiniz buraya kadar? Vallahi sürüyoruz, geliyor da. Nereye götüreceksiniz hayvanları? Vallahi bizim de dediğimiz ki oradan kurtarmak için götürüyoruz. Nasıl manzara vardı geride? Bana orası çok kötü ya. Bu hayvana kalsa ölürdü zaten orada. Yangından canını kurtarmaya çalışanlar can dostlarını da geride bırakmıyor. Alevlerden beraber kaçıyorlar. Evcil, yaban, büyükbaş, küçükbaş, kafes, kümes hayvanlarının tümü yangının olduğu bölgeden uzaklaştırılıyor. Minibüslerle keçiler, polis ekiplerinin otomobiliyle kuşlar, kamyonetlerle büyükbaş hayvanlar tahliye ediliyor. Hayvan ambulansları da onların yaralarını sarmak için 7/24 mesaide. Bir köpeğimiz var galiba. Köpeğimiz var, kediler var. Bunlara güvenli bir yere götürüyoruz. Ördek var, inek var, eşek de var, hepsi de var. Artı bir de şahin bilen vardı. Yaban hayvanları da. Aynen. Marmaris barınağı götürüyoruz. Yangının başladığı günden bu yana belki de en çok mesai yapanlardan birisi bu araç ve bu aracın çalışanları. Geçici hayvan nakil aracı. Bu araçla yangında mahsur kalmış, alevlerin arasında kalmış hayvanlar toplanıyor ve barınağa götürülüyor. İneklerimi dışarı çıkardım ahırımdan. Jandarma geldi. Jandarma dedi ki, amca sen daha ne duruyorsun burada? Adana'nın Aladağ ilçesindeki orman yangınında alevler arasında kalmaktan son anda kurtuldu Duysak çifti. Canlarını zor kurtardılar ama hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadılar. Tavuk, güvercin, kedi ve köpeklerinden bazıları yaralanan, bazıları da ölen çift gözyaşlarına engel olamadı. Ayakları yandıydı kedimin. Marmaris'teki orman yangınları devam ederken polisler yanan evlerdeki evcil hayvanları kurtarıyor. Tahliye edilen yerleşim yerlerinde tehdit altındaki hayvanlar bölgeden uzaklaştırılıyor. Güvenli bir yere alın ama. Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerindeki orman yangınlarında yaralanan hayvanlar da tedavi altına alındı. Ekipler yangının etkilediği mahallelerde yaralanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla evcil hayvanların tedavisini ve bakımını yaptı. Yabani hayvanlar için de beslenme noktalarına yiyecek bırakıldı. Doğada yaşayan tilki, çakal, kurt gibi hayvanlar bu sayede beslenebilecek. Yaralı olanlara ulaşabildiklerimiz ise tedavi hizmetlerini yapmaya devam edeceğiz. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında yaralanan, dumandan etkilenen çok sayıda kedi köpek, sokak hayvanı ise belediye görevlilerince geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezlerine getirildi. Bakımları tamamlanıp iyileşen hayvanlar sahiplendirilecek. Tedavilerini devam ettirmekteyiz. Buradan sahiplenme yoluyla ayrılmaları için gayret göstereceğiz.